Bu videomuzda CVT şanzıman nedir ve nasıl çalışır sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. CVT şanzıman yani sürekli değişken şanzıman. Geleneksel otomatik şanzımana kıyasla daha verimli güç, daha iyi yakıt tasarrufu ve daha yumuşak bir sürüş deneyimi sağlayan bir otomatik şanzıman türüdür. Peki CVT şanzıman nasıl çalışır? Geleneksel otomatik şanzıman belirli oranlarda veya hızlarda bir dizi vites kullanır. Şanzıman vitesleri belirli bir durum için en uygun orana sahip olacak şekilde değiştirir. Başlatma için en düşük vitesleri, hızlanma ve geçiş için orta vitesleri ve yakıt tasarruflu seyir için yüksek vitesleri seçer. Genel olarak bir şanzımanda daha çok vites varsa çeşitli sürüş koşullarında motor devrini o kadar iyi optimize edebilir. Düşük vites daha iyi ivme sağlayabilir. Yüksek vitesler ise yakıt ekonomisini en üst düzeye çıkarabilir. CVT motor devrini en verimli seviyede tutmak için yüksek mukavemetli çelik bir kayış ile bağlanan hareketli kasnakları kullanır. Kasnağın birisi motora bağlıdır. Diğeri ise aktarım organlarına bağlıdır. Her bir kasnağın yarısı hareket edebilir şekildedir. Kasnak yarımları birbirine yaklaştıkça aralarındaki kemer kasnakların üst kesimlerinde dönmeye başlar. Böylece kasnakların çapını etkin bir şekilde arttırmış olur. Kasnakların çapının değiştirilmesi şanzıman oranını ayarlar. Bisikletlerdeki fites sistemi gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Oranın değiştirilmesi için zinciri daha büyük ve daha küçük dişillere yönlendirebilirsiniz. Düşük hızda ivmelenebilmek adına giriş kasnağını küçültüp çıkış kasnağını büyütmeniz gerekmektedir. CVT'de benzer bir mantık bulunmaktadır. Araç hızlandığında kasnakların çapı araç hızı arttıkça motor devrini düşürmek için değişir. Bu klasik bir şanzımanın yaptığı şey de aynıdır. Ancak fitesleri kademeli değiştirmek yerine CVT sürekli olarak oranı değiştirir. Bu nedenle ismi sürekli değişken şanzımandır. Peki, CVT şanzımanlı araç sürmek nasıl bir duygu uyandırır? CVT şanzımanın kontrolü geleneksel otomatik şanzımalar ile aynıdır. Araçta fren ve gaz olmak üzere iki pedal bulunur. P, R, N ve D adlı vites değiştirme modelleri bulunmaktadır. CVT'ye sahip bir araba kullanırken şanzımanın vites değişimlerini duymaz veya hissetmezsiniz. Basit haliyle ihtiyaca göre motor hızını ayarlar. Seyir halindeyken daha iyi yakıt ekonomisi için motor devrini düşük tutmaya çalışır. Düşük hızlarda daha iyi ivmelenme için motor devrini yüksek tutmaya çalışır. CVT ilk kez kullanan çoğu insan araçtan gelen ses nedeniyle sıkıcı bulmaktadır. Çünkü klasik alışıla gelen vites değişimlerinde araçtan gelen ses yerine sürekli tek vites varmış gibi bir ses gelmektedir. Gaz pedalına sertçe bastığınızda debriyaj kaçıran bir araçmış gibi veya bozuk bir otomatik şanzıman varmış gibi bir hissiyat uyandırır. Ancak bu durum normaldir. CVT şanzıman hızlanmak için en iyi motor devrini ayarlamaya çalışmaktadır. Bazı CVT'ler geleneksel otomatik şanzıman gibi hissetmek için kademeli olarak oranları değiştirmeye programlanmıştır. Peki CVT şanzımanın tarihçesini hiç merak ettiniz mi? Tarihte ilk CVT Leonardo Da Vinci tarafından tam tamına 1490 yılında çizilmiştir. Hollandalı otomobil üreticisi DAF ilk olarak 1950'lerin sonlarında otomobillerinde CVT kullanmaya başladı. Ancak teknoloji sınırlamaları nedeniyle CVT'ler 100 beygirden daha güce sahip olan motorlar için uygun değildi. 1980'lerin sonu ve 90'lı yılların başında Subaru Just adlı mini otomobilinde bir CVT kullanırken Honda da 90'ların sonunda Honda Civic modelinde kullandı. 90'lı yılların sonlarında ve 2000'lerin başında daha güçlü motorlarla çalışılabilen gelişmiş CVT'ler üretildi ve CVT'ler artık Nissan, Audi, Honda, Mitsubishi ve diğer birçok otomobil üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Peki CVT şanzımanlı bir araç almak istiyorsunuz ve tabii ki avantajlarını merak ediyorsunuz. Motorlar tüm hızlarda sabit güç geliştirmez. Tork çekme gücü, beygir hız gücü anlamına gelir veya yakıt verimliliği en üst seviyelerde olan belirli hızlara sahiptirler. Belirli bir yol hızını direkt olarak belirli bir motor hızına bağlayan fitesler olmadığından CVT azami güç ve azami yakıt verimini sağlamak için motor devrini değiştirebilir. Bu durum üstün yakıt ekonomisi sağlarken CVT'nin geleneksel otomatik veya manuel şanzımana göre daha hızlı bir ivmelenme sunmasını sağlar. Bu sayede CVT ortalama üzeri bir yakıt ekonomisine sahiptir basit ve verimli bir güç aktarımına sahiptir ve vites geçişlerini hissettirmez. Peki gelelim CVT şanzımanın dezavantajlarına. CVT'nin en büyük sorunu kullanıcı kabul olmuştur. CVT her hızda motoru devirde tuttuğundan kaputun altından gelen sesler alışıla gelmiş geleneksel otomatik şanzımanlı veya manuel araçlardan gelen sesler ile benzeşmemektedir. Gelen sesler debriyaj kaçıran bir araçtan gelen sesle veya bozuk bir geleneksel otomatik şanzımana ait sesle benzeşir. Ama aslında CVT için oldukça normal bir sestir. Geleneksel otomatik şanzımanlarda ani hızlanma isteklerinizde güç patlaması yaşanırken CVT'ler maksimum güçte pürüzsüz, yumuşak ve hızlı bir artış sağlar. CVT şanzımana alışmak için belli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Ani ivmelenmelerde gelen vızıltı sesine alışmak zaman alacaktır. Otomobil üreticileri CVT'yi geleneksel bir şanzıman gibi hissettirmesi için çok uğraş vermektedirler. Birçok CVT pedala tam veya ani basıldığında normal otomatik viteslerde kick dose hissini taklit etmek üzere programlanmıştır. Bazı CVT'ler geleneksel kadameli şanzımanı taklit etmesini sağlayan direksiyona monte kulakçık değiştirenleri ile manuel bir mod sunar. Görüldüğü gibi CVT şanzımanın hem avantajlı hem de dezavantajlı yanları bulunmaktadır.